deliriyorum, deliriyorum ya. Her like bir nazar duası yerine geçiyor, bunu unutmayın. Did you mean something? Did you say something? Anlamıyorum, insanlar niye bakıyor? Bazen var ya sinir oluyorum ya. Ben burada kamera koymuşum, bir şey söyleyeceğim, şöyle bakıyor bak. Neyse, sabah sabah sinirleri kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim. Herkese merhabalar, Özge'nin Amerikası'na hoş geldiniz. Yepyeni bir vlog'a başlıyoruz, eğer siz de hazırsanız. Sabahın köründe uyandım, sporumu yaptım. Hoca yine canımızı okudu, dışarıda falan koşturdu. Ve şunu anladım ki, ben böyle cart curt diye koşamıyorum. Gerçekten biri beni kovalasa çok rahat yakalar. Kaçma konusunda iyiyimdir çünkü manevralarım iyi. Ama iki blok koşup, iki sokak koşup nefes nefese kalıyorum, devam edemiyorum. Buna çok üzüldüm. İleriki vloglarda birazcık koşma üzerine kendimi geliştireceğim. Ama önce bir eve gidelim, kahvaltı ve duş yapalım. Sporumu yaptım, kahvaltımı yaptım. Bir tane de post girdim girmem gereken. Şimdi bir toplantım var, ona gireceğim. Bugün biraz fazla çalışmalı bir gün olacak. Çünkü yapmamız gereken bir sürü iş var. Hello. Hello. Hi, how are you? My favorite Chicago people. What's going on? You guys met all together and I wasn't there. I know, it was so nice. We talked about you. We were thinking about you. Hopefully next time. Yeah, always. And my position as well, trying to balance authenticity but also trying to get the company to make money basically. Toplantı bitti. Sosyal medya ile ilgili bir toplantıya girdim. Biliyorsunuz ki ben sosyal medyada influencerlık yapıyorum ve çalıştığım bazı büyük sayfalar var. Toplantıya girdiğim ekip Chicago Explorer sayfasının ekibiydi. Birçoğu Mısır'da yer alıyor yöneticilerin. Bazı içerik üreticileri de Chicago'da. Onlardan biri de benim. Bazı değişiklikler yapıyorlar sayfa ile ilgili. O yüzden toplantı yapmamız gerekti. Ama bitirdik. Gayet güzel oldu. Güzel değişiklikler olacak galiba. Umutluyum, heyecanlıyım. Her şey artık çok güzel olsun istiyorum. Bununla ilgili de atmak istediğim bir adım var. Özellikle bugün bunu yapmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır kendimi böyle bir düzene sokmaya çalışıyorum ama düzene girmek gerçekten çok zor. Özellikle düzenli spor, düzenli beslenme, hem eğlenme, hem gezme, hem çalışma. Hani bu dengeyi kurmak gerçekten bence çok zor. Dünyanın en zor şeylerinden biri. Bununla ilgili atmak istediğim küçük adım da bugün şu. Zaman planlaması. Zaman planlaması yaparak temiz sakin sakin çalışmak istiyorum. Çünkü hayatımı düzene sokarken ve çok çalışıp çok para kazanma hayalleri olan bir insan olarak kendimi işle öldürmek istemiyorum. Artık sürekli bir yerlere koştur koştur gidip koştur koştur gelip anın tadını kaçırmak istemiyorum. O yüzden zaman planlaması konusunda ben biraz kötüyüm. Daha doğrusu zaman planlaması yapıyorum ama ona uyamıyorum. Ya Twitter'a giriyorum, bir şeyler okumaya dalıyorum ya da böyle o işi yaparken sıkılıyorum. Bir de benim dikkatim çok çabuk dağılır. Ben çok sabırsız bir insanımdır. Ay şimdi mailleri yapacağım derim. Mailleri yapmaya başlarım. Mailleri yaparken bir video gelir mesaj olarak. Bu videoyla Instagram'a girerim ve bir saat Instagram'da falan kalıyorum fark etmeden. Ama bugün kontrol elimde, güç bende. Saat tam olarak 12:11. Şimdi ben saat 1'e kadar e-maillerimi bitireceğim. Bugün atmam gereken bir post daha var. Ona atacağım. Bu kadar diyelim ki yapabilirim. Günaydın. Ne güzel aynı anda ses çıkardık. Tekrar günaydın. Dün neler oldu hemen onu anlatmak istiyorum hızlıca. Dün biliyorsunuz ki zaman planlamak istiyorum. Planladığım zamana uymak istiyorum. Sizi de buna şahit tutmak istiyorum falan diye bir şeyler anlatmıştım. Daha sonra SD kartın içindeki bir görüntüyü editörüme atmam gerekti. Ben tabii onun çok fazla uzun süreceğini tahmin edemedim. O yüzden de dün vloguma devam edemedim. Diyeceksiniz ki başka SD kartın yok mu Özgeciğim? Aslında var. 6-7 tane SD kartım var ama yeni aldığım kameraya sadece bir tanesi uyuyor. Diğer
şeyleri çekmiyor, bozuk çekiyor. O nedenle ben vlogumu dün devam edemedim ama dün gerçekten benim için çok productive bir gün oldu. Kendime hedeflediğim bütün bilgisayardaki işlerimi hallettim. Sonunda alanıma çok şükür. Daha sonra biraz evi temizledim. Evi, salonumu ve mutfağımı süpürdüm. Bende Dyson var arkadaşlar. Böyle bir full max gücünde en fazla 10 dakika falan süpürüyor. O yüzden bütün evi bir kere de süpüremiyorum. Çok saçma bence. Bulaşık yıkadım, çamaşır yıkadım. Ve dün gece çok geç yattım. Ama böyle bir tık ferah yattım çünkü bayağı bir iş hallettim. Tek sıkıntı bugün sabah spora gidemedim. Hem hava yağmurlu, çok karanlık. Hem de böyle dün gece geç ve yorgun yattığım için böyle yorganı kafama çekip birazcık daha uyumak istedim. Saatimiz tam 9. Kahvemi yaptım. Biraz daha işim var yapmam gereken. Bir sonraki görevimize başlamadan önce artık görev diyeceğim. O yüzden bugün yine cevaplamam gereken e-mailler var. Bir de post gireceğim. O postu hazırlamam lazım. Sonra sizinle çok eğleneceğiz. Bilgisayarımın klavyesinde bir sorun var. Bazı harfleri basmıyor. Böyle çok basmanız, bastırmanız lazım. Böyle hızlı bir e-mail yazdığımda bir bakıyorum. Bazı harfler yok, bazı harfler yan yana yazılmış. Boşluk tuşu çok iyi çalışmıyor. Bilgisayarım biraz eski. 5 yıl oldu yani alalı. İlk Amerika'ya geldiğimin 2. senesinde almıştım ilk bilgisayarım. Açıkçası işimi de gördüğü için yeni bilgisayar almak istemiyorum. Çünkü zaten evde de bir bilgisayarım var büyük. Ama acaba bunu Apple'a götürsem yaparlar mı? Ondan da emin değilim. Bir götürüp aslında konuşmak istiyorum bir ara ya. Çünkü eziyet oluyor yani böyle yazmak. Biliyorsunuz bazen otel odalarında sinir krizi geçiriyorum. Deliriyorum, deliriyorum ya. Bu tamam. Şimdi yapmam gereken bir voice over var. Yani bir videonun üzerine konuşacağım. Zaten editlemiş olduğum bir videonun üzerine. Hem YouTube Shorts için yapıyorum hem Instagram postlarım için yapıyorum. Genelde Instagram'a attığım postları YouTube'a da atıyorum. Bayağı merak ediyorsunuz, seviyorsunuz, izliyorsunuz. Bugün yapacağım ses kaydı da bir tatlı mekanıyla ilgili. Bir mekanın adı Datlı. Bildiğiniz Datlı. Adam Türkiye'ye gidip lokma yiyor. Sanırım Filistinliydi, emin değilim. Komşu ülkelerden birinden. Lokma yiyor, çok beğeniyor, çok seviyor. Sonra 8 ay önce Amerika'ya geliyor. Diyor ki ben böyle bir mekan açayım, bunu satayım diyor. Makinesini getirtiyor Türkiye'den. Lokma yapıyor bildiğiniz. Ve bayağı iyi yapıyor bu arada. Ben bayağı beğendim. Dükkan yoğundu. Güzel bir iş yapmış. Özenle de yapmış. Ve onun ses kaydını yapacağım. Çok konuştum yine. Yavaş yapıyorum. Yavaş yavaş konuşuyorum. Ve akıcı, anlaşılır bir şekilde konuşuyorum. Bu arada siz her şeyi duymanız şaka ama. He named the place after he tried this dessert in Turkey. It's called Tatlı and it's fried dough stuff. And it's fried dough stuffed with different chocolates. He named the place after he tried this dessert in Turkey. It's called Tatlı and it's fried dough stuffed with different chocolates. And let me tell you, it's so freaking delicious, but they have more stuff that will blow your mind and the taste buds. Check them out at Woodfield Mall and follow for more Chicago things. Bye! Bence güzel oldu. An itibariyle dışarıdayım. Sabah yapmam gereken bütün işleri yaptım. E-maillerime baktım. Bir tane post girmem gerekiyordu. Ona girdim. YouTube Shorts için bir video editledim. Hava aşırı soğuk bu arada. Şu an donuyorum. Evde tabii ki de yapacağım daha fazla işim var ama anam eller kuş. Şuna bakın. Ah. Yemin ediyorum ben kuşlardan çok korkuyorum. Bence dünyadaki en tehlikeli canlılardan biri olabilirler. Yağmur yağmış ya böyle sokaklara düşmüşler. Hayat kadını muamelesi yapmam kuşlara. Ne diyorduk? Daha fazla yapmam gereken işler var evde. Ama evimde hiçbir şey kalmadı yiyecek. Haftalardır arabam yok diye böyle az az eşya alıyordum. Bütün stoklarım eridi. Bu hafta da çok yoğun olduğum için artık böyle dün yiyecek hiçbir şey yoktu evde. Akşam yemeği yemedim. Sabah kahvaltı yapmadım. Şu an fark ettim kahvaltı yapmadığımda. O yüzden markete gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. Hatta öyle bir markete gidiyoruz ki sadece üye olabilenler giriyor. Ben gidip üye olacağım. Çünkü artık alışverişlerimi düzenli yapmak istiyorum. Sürekli böyle markete git gel çok rahat olmuyor benim için. Bir de ben genelde yemeklerimi önden hazırladığım için evde böyle stoklu şeylerimin olması iyi oluyor. Saat tam 12. Şöyle bir planım var. Bütün işlerimi halledip eve 2'de dönmek istiyorum. Bilmiyorum ne kadar gerçekçi bir hedef. Çünkü bazen alışveriş yaparken, özellikle ev alışveriş yaparken insan zamanın nasıl geçtiğini unutuyor. Ama 2 saat içinde yapıp dönersek bebek olacak.
bakalım. Deneyeceğiz, göreceğiz. Bir de ben ilk defa bu kadar küçük bir arabayla alışveriş yapıyorum. Şöyle de kötü bir huyum var. Her yere her şeyi sığdırabileceğine inanan bir insanım ben. Yani siz bana bu valize bu kadar kıyafet sığmaz dersiniz. Ben o valize ondan daha da fazla kıyafet sığdırırım. Hani böyle birazcık olur ya bazı insanlar her şeyi sıkıştırır, tıkıştırır. Büyük bir ihtimalle bu özelliğime güvenip bir sürü alışveriş yapacağım. Sonra arabaya sokarken sıkıntı yaşayacağım. Bundan bir tık endişeleniyorum. Hayırlısı olsun hakkımızda. Yan koltuk var. Bir de küçük bir bagaj var. Yettiği kadar alacağız artık diye düşünüyorum. Ya burası nasıl bir marketse herkes sıra bekliyor ama herkes. Ve bekledikleri şey park yeri sırası. Az önce bir tane kadınla tartıştım. Abi başka birinin çıkmasını bekliyorum, gelmişim yavaşça. Kornaya basıyor, hareketler yapıyor falan. Kafayı mı yediniz ya? Geldiğimiz market burası. Adı Costco. Sadece Amerika'da yok bu market. Aynı zamanda Asya'da, Avrupa'da falan da var diye biliyorum. Türkiye'de olmadığını biliyorum ama konsept olarak Metro Market'e çok yakın bir konsept. Yani sattıkları şeyler genelde böyle kocaman paketli oluyor. Kocaman paketli. Çoklu paketli ama çoklu paketli. Kartımı aldım. Artık üyeyim. Farklı üyelik seçenekleri varmış. Onlardan bahsettim. Normal buraya gelip alışveriş yapabiliyorsunuz. Amerika'daki en ucuz benzini Costco satıyor. Benzin istasyonları var. Aynı zamanda araba tamir dükkanları var. Hem tamir hem de lastik değişimi, takımı, yağ değişimi falan yapıyorlar. Şimdi yemek bölümündeyim. Çok da açım, kahvaltıda yapmadığım için önce kendime yiyecek bir şey alacağım. Yes. Burada satılan yiyecekler de çok ucuz. Sosisliği bakar mısınız kafam kadar. Ve bu kolayı 1,5 dolara aldım. Vergisiyle 1,65 bedava. Bunu alıp hala aklımın pizzada kalması da ne kadar aç bir köpek olduğumu güzel bir göstergesi. Bu arada bu %100 dana eti. Domuz falan yok içinde. Yediğim 1,5 dolarlık sosisli, yapacağım bir sürü saçma alışverişi engelleyecek. Şu an aşırı tokum. Bacılım hiç alışveriş yapmak istemiyor ama yapacağız. Mağazadayız. Arkadaşlar Costco'da her şey var. Aklınıza gelebilecek her şey. Kocaman televizyonlar, orada gözlük reyonu var. İleride çiçekler var, koltuklar var. Bu arada saat 1 olmuş. Ben arabaya gelip park edene, yemeğimi yiyip üyeliğimi başlatana kadar. Yani biraz hızlı olmamız lazım. 8 dolar. Az önce dondurucu kısmından çıktım, ölüyordum. Kocaman buzdolabı yapmışlar girip alışveriş yapın diye. Ama çok soğuk. İnsan bir mont koyar. Metroda öyle yapıyor Türkiye. Hemen kapıya mont koyuyor, giyip giriyorsunuz. Oha şuna bakın, boyuna bakın. 45 dolarmış ama bayağı büyük yani. Costco'nun bu kıyması çok güzel. Şöyle üçlü paket olarak satılıyor, 25 dolar. Bundan 2 paket alayım ya ben. Hadi bakalım. Şimdilik alalım bunu. Buhar çıkıyor, emredirim. Şundan bir tane alayım. İkili paketi 14 dolar tereyağı. Sağlıksız ama lezzetli. Tadımlık veriyorlarmış. Ben de alıp denemek istedim. Bu arada bu markette bayağı bir tadımlık var. En az 5-6 tanesini geçtim ama çikolatayı da çilek olunca geçemedim. Duyabiliyor musun bilmiyorum. Aa. Kendime çiçek almaya karar verdim. Çünkü neden almayayım? Çok güzelim, çok tatlıyım, bebek gibiyim. Ben normalde gülleri çok seviyorum. Ama bunlar 20 dolarmış. 20 dolar da vermek istemiyorum. Aslında çok da güzeller ya. Bilmiyorum. Bunlar da 10 dolar. Şunlardan alayım dedim. Evimi de temizledim. Böyle evime koyarım. Modumuz yerimize gelir. Would you do the roses or this one? Oh, the roses look really pretty. Right? Yeah. I'm so indecisive. Thank you. Kilo alacağım ya. I'm buying for myself. I have no one to buy me flowers. What do? I buy for myself. But I'm gonna get the roses. Kilo alacağım ya. Evet, alışverişi burada bitiriyorum. Çünkü saat 2'yi geçiyor ve biz daha eve gideceğiz. Her şeyi aldığımı düşünüyorum ama biraz böyle markette keşif yapmak istiyordum. Hani neler var, acaba neler alsam, denesem diye. Onu bugün yapamayacağım. Hem market çok kalabalık, hem benim çok işim var. İhtiyacım olan her şeyi aldım. Biraz fazlasıyla aldım ve çıkıyoruz. Şimdi size arabayı göstereceğim. Sonra da ne kadar tuttuğunu göstereceğim. Sonra da bunları arabaya yerleştirebiliyor muyuz? Hep beraber deneyip göreceğiz. Elimde patlayacak gibi bir his var şimdi.
How long you guys on YouTube channel? It's been a couple of years. Oh, probably more years. Than 3 years, yeah. I'm at 78K. That's nice. It's growing slowly. Subscribe and make me $100,000. Thank you. Oha yuh, $400 tuttu alışveriş. Ve şu anda yağmur başladığı için arabamı güvenliğe teslim ettim. Yani alışveriş arabamı. Gerçek arabama koşuyorum. Çünkü arabam çok uzakta. Allah'ım. Her şeyi yerleştirdim. Aşırı fazla drama queenlik yapmışım arkadaşlar. Gerçekten yine. Her şey gayet rahat sığdı. Hiç zorlanmadım bile. Yani biraz daha fazla bile alabilirmişim. İnanın bana. Arabamı kim küçük diyorsa... Onu cart, şaka yapıyorum ama gerçekten yani çok zorlanmadım yani. Arabayı yerleştirirken çekemedim size. Çünkü yağmur yağıyor, kameranın bozulmasını istemiyorum. Araba ne kadar tatlıymış, ne kadar güzel, ne bunun modeli markası falan dedi. Böyle ablayla konuşuyoruz. Dedim işte Mazda Miata ablacığım, can yakıyan model. Sonra böyle geldi, bagajıma baktı, dedi ki senin bagajın yok. Çok güldüm ona. Öyle güzel bir tepki verdi ki you don't have trunk. Trunk. Dedim yes man. Bu arada çiçeğimi almayı unuttum. Az önce ne olduğunu inanamayacaksınız. Ben sollama yaparken, hatalı sollama bu arada, polise denk geldim. Bayağı polis ışıklarını yakıp böyle arkama geldi durdurmak için. O arada Allah'ın işi yani, başka bir araba, böyle iki araba birbirle yarışarak çok hızlı bir şekilde önümüzden geçtiler. Polis de onların peşine takıldı ve beni çevirip ceza yazamamış oldu. Bilmiyorum ya, Allah'ın bir koruyucu meleğim var galiba. Korunuyorum yani, çünkü baya hatalı bir hareket yaptım. Yani yol boştu, hani hemen dedim geçelim. Polisi göremedim bile. Benim bir sadıkamız varmış. Gerçekten bu kadar zor ve yorucu bir iş olacağını tahmin etmiyordum ama bitti. Şu an evdeyim. Arabayı da park ettim. Şanslı kerata ya. Bu Miata buluyor vallahi her yerde park. İlginç bir şekilde. Tüm eşyaları yukarı çıkarmaya çalışırken bir anda poşet yırtıldı, en büyüğü. Domatesler böyle binaya dağıldı. Ben böyle domateslere koşarken anahtar elimden fırladı. Az daha asansör boşuna düşüyordu. Ayağımla böyle onu tutmaya çalışırken ben düştüm. İki tane komşu vardı binada, böyle bana baktılar. Ne yapıyorsun yavrucum der gibi. Hemen domateslerimi topladım. Anahtarım düşmedi var ya. Yani büyük bir facia yaşayabilirdim ama sağ salim eve vardım. EBA sürüşü yapmak bile sadece herhalde bir 3 saat sürdü. 12'de çıktık saat. Tabii ne 3'ü? Hey! Saat kaç? Saat 4. Şaka mı? Selamun aleyküm. Cuma günüyle karşınızdayım. Aşırı yorulmalı, aşırı çalışmalı bir sabahtan sonra şimdi asıl eğlence kısmına geçtik günün. O yüzden sizi yanımda götürüyorum tabii ki de. Of, sabah çok strese girdim. Şu anda da aşırı üşüdüm ben ama çok soğukmuş. Akşam arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Çok sevdiğim bir DJ'yi görmeye gidiyorum. Ama iş stresinden hiçbir şeye odaklanamıyorum. Şöyle bir karar aldım. Akşam 6'ya kadar yapabildiğim her şeyi yapacağım. 6'dan sonra hazırlanacağım. Sonra da gideceğim, eğleneceğim ya. Yarın da hiçbir işim yok. Yarın da yatacağım, dinleneceğim. Çünkü artık yaşlandım, dışarı çıkınca ertesi gün yapmam gerekiyor. Pazar günü tekrardan çalışırım. Ne bu yani iş. Hava çok soğuk. Ananı satayım baba ya. Ya bir gün de sıcak oluyor. Lan bu yol benim hakkım değil mi oğlum? Bak böyle sinirli oluyorum iş stresim olunca. Halbuki ne kadar tatlı, pamuk şeker gibi bir kızım, kızçayım. Ama böyle beni sinirlendiriyorlar. Bak kırmızı ışığa kalsın. Sakin ol. Sakin ol Özge. Sakince çalış. Güzel güzel işleri de hallet. Akşam eğlen ve kaldığın yerden devam et. Çat diye bir tane kendime vuruyormuşum. Biliyor musunuz, ben arada kendime vuruyorum. Böyle çok kendime sinir olduğumda. Niye böyle yapıyorsun falan diye bir tane çakıyorum. İyi geliyor yani, tavsiye ederim. Bütün kirli sırlarımı size anlatıyorum burada. Bugün iki tane çekimimiz var. Şimdi ilkine gidiyoruz. Gidelim ya. Gidelim ve bu işi halledelim. Birini ezeceğim ben bu hırs ve sinirle ama hayır, öyle bir şey olmayacak. Makarna çekimi bitti. Şimdi ben
ikinci çekimime bile geldim. İki tane kuzen vermiş, beraber açmışlar dükkanı. Aslında Kosovalılar. Kosova'da böyle bir dükkan varmış. Onlar da buraya franchise olarak getirmişler. Makarnalar çok güzeldi. Gerçekten Chicago'daysanız denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Biraz konuştuk. İkisi de biraz Türkçe biliyor. Çünkü ikisi de Kosova'da bir Türk okuluna gitmişler. Mehmet Akif High School dediler. Yani lise. Ben bunu birkaç arkadaşımdan daha duydum. Böyle Makedonyalı, Bulgar falan arkadaşlarımdan Türk lisesine gittiklerini. Bilmiyordum açıkçası yani oralarda bizim Türk lisemiz olduğunu. Wow, bilirim bizi ne yaptı ya. O neydi öyle kız? Müzik sesinden dolayı galiba o kadar yüksek geldi. Şimdi ikinci çekimdeyiz. Burası bir alışveriş etkinliği. Yani bir mağaza davet veriyormuş. Beni de çağırdılar. Sana gift kart vereceğiz. Etkinliğe gelip birkaç hikaye atar mısın dediler. Okey dedim. Geldim. Ah seni bildirim. İkinci çekimde an itibariyle bitti gençler. Ben şimdi eve sürüyorum ve neler olduğunu anlatacağım. Şimdi ben bu etkinliğe davet aldım. Dedi ki event yapıyoruz. Gelirseniz işte influencerlara da gift card vereceğiz alışveriş yapmanız için. Ben de okey dedim. Gelirim dedim. Hikaye atarsınız falan diyordu. Okey. Normalde para vermeden zaten post girmiyorum. Geldim. Şimdi bu kadın bir tasarımcı ve ürünleri gerçekten pahalı. Yani denediğim her şey $1,000'a yakın bir parası vardı. Ben de gift card hani en azından bir ürün alabilecek kadar gift card verir diye düşündüm. Denedim falan bir tane elbise beğendim. Sonra dedim ki gift card hani ne kadar veriyorsunuz? Ona göre ben bir şey alacağım falan. O da $75 dedi. $75. Almak istediğim şeyler 800 ile $1,000 arasında. Yani her şey mağazada o fiyatta. Ve bana verdiği hediye kartı $75. Yani şunu istiyor aslında sizi bir etkinliğe çağırırken para harcamanızı istiyor. Ben influencer'ım. Ben zaten post atacağım değil mi? Yani insanlara diyeceğim ki böyle bir dükkan var, böyle kıyafetleri var, ben de bunu aldım. İnsanlara ilham vereceğim gelip alışveriş yapmaları için. Bir de üstüne sana para vereceğim. Çok mantıksız bence. Eski Özge olsaydı kasaya kadar gittim çünkü ben bu elbiseyi alacağım diye. Eski Özge olsaydı tamam o zaman falan der. O elbiseyi alır çıkardı utancından. Ama yeni Özge cadı olduğu için asla böyle şeyler yapmıyor. Direkt dedim ki o zaman ben almayacağım bunu dedim. Ha öyle mi dedi? Evet dedim yani sonuçta ben hani alışveriş yaptım zaten çok yakın bir zamanda. Bir şeye de ihtiyacım yok ama hem hani reklam yapmak istiyordum hem de hani hediye kartı deyince en azından bir ürün alabilirim diye düşünmüştüm ama şu an para harcamayı düşünmüyorum dedim. Okey canım dedi. Bir de bir sürekli bana şey diyor. Çok güzelsin, vücudun ne kadar güzel, giydiğin her şey çok yakışıyor falan. Teşekkür ederim ablacığım, sağ ol, Allah razı olsun. Ama yani böyle olmaz arkadaşlar. İnfluencer olmasam hani okey. Belki bir nebze ama influencerız babacığım. Boş boşuna gelmiş oldum. Boş boşuna zamanımı kaybetmiş oldum. Bu zaman kaybetmek yerine çalışabilirdim. Pişman mıyım? Asla. Çünkü çok güzel. Arabamın üstünü açtım. Gayet tatlı bir şekilde müziği basarak gidiyorum evime. Şimdi hazırlanacağım arkadaşlarımla dışarı çıkmak için. Bu arada bu akşam Mahmut Orhan konserine gidiyorum. Artık söylemek istedim çünkü büyük ihtimalle kapağı yazacağım. Çok heyecanlıyım. Şimdi eve gideceğim. Birkaç hazırlığım var. Onları yapıp arkadaşlarımla buluşacağım ve gideceğiz. Büyük bir ihtimalle telefon çekimlerine devam edeceğim ve ortamı, ne kadar güzel eğlendiğimizi ve Mahmut Orhan'ı sizlere göstereceğim. Vaat veriyorum sanki. Sanki kaymakamlığa adaylığımı koymuş. Ne kaymakamlığı ya? Kaymakamlığa aday mı konuyor? Muhtarlığa adaylığımı koymuş. Bir insan gibi hissettim kendimi. Neyse. Merhabalar. Tam 2 gün sonra kameralar karşısına çıkarken biraz utandım. Uzun zaman sonra arkadaşlarımla dışarı çıktım. Çok da sevdiğim bir DJ olduğu için ben biraz içkiyi fazla kaçırmışım. Dün bütün gün yattım. Bugün daha iyiyim. Videoyu kapatmaya geldim. Mahmut konserinden bahsetmek istiyorum. Çok güzeldi. Çok detay vermek istemiyorum çünkü böyle çok değişik cringe olaylar da oldu. Bütün Türkler, Chicago'daki bütün Türkler konserdeydi. Birkaç kişi laf attı. Birkaç kişi böyle ben seni tanıyorum diye geldi yanıma. Ben de sen alkollüyüm böyle ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama genel olarak çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. İyi ki gitmişim. İyi ki bu eğlenceyi yapmışım. Hem biraz kendime geldim hem de bilmiyorum yani böyle Mahmut Orhan'ın bu kadar başarılı olması beni çok gerçekten gururlandırıyor. Bir Türk'ün dünyaca ünlü bir alanda başarılı olması bence harika. Sizi çok seviyorum. Vlogu burada kapatıyorum. Günlerden pazar yeni vloga başlayacağım. Eğer beni seviyorsanız, vloglarımı seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.